Bu bölümde artık iletişimin yine en önemli başlıklarından biri olan beden dilini konuşacağız. Şu ana kadar yaptığımız sohbetlerde, eğitimlerde iletişimin en önemli başlıklarından biri olan, belki de birinci sırada sayacağımız akıcı, etkili ve güzel konuşmayı, yani diksiyonu konuştuk. Konuşmayı anlattık, bir de sözsüz iletişim var. Sustuğumuz anlardaki o iletişim, jestlerimizin ve mimiklerimizin anlattıkları var. Her an konuşamayız. Bazen veya çoğunlukla o suskunluk da, o jest ve mimikler de pek çok şeyi anlatır. Ve bizim gibi sürekli konuşmak zorunda olan, mesleği bu olan insanların özellikle konuşmasına yardımcı olan en önemli iletişim alt başlığıdır: beden dili. Olmazsa olmazlardan bir tanesidir. Önce konunun tam içine girmeden önce bir 7-38-55 kuralını konuşalım. Nedir 7-38-55 kuralı? Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden psikolog Profesör Albert Mehrabian'ın Sessiz Mesajlar adlı bir çalışması var. Çeşitli deneyler yapmış, araştırmalar yapmış bu Profesör Mehrabian. Ve bu çalışmanın sonucuna göre iletişimde en önemli başlıkları şöyle belirlemiş. %7, ki 7-38-55 formülünü anlatıyorum şimdi. %7 sözcükler, yani sözlü iletişim. Bakar mısınız? Biz saatler boyunca diksiyon eğitimi için konuştuk, dersler yaptık, sözlü iletişimden bahsettik. Ama Mehrabian diyor ki, evet ben araştırmalar yaptım ve burada %7 sözlü iletişim çıktı, sözcükler çıktı. %38 ses tonu ve konuşma tarzı ve %55 ise sözel olmayan davranışlar, yani sözsüz iletişim. Buna katılırsınız, katılmazsınız. Ha ben katılmıyorum. Bu kadar keskin olabileceğini düşünmüyorum. Çünkü evet, sustuğumuz anlar, jest ve mimiklerimizin anlattıkları vardır tabii ki, ama konuşmayı nasıl bu kadar küçük boyutlarda, küçük yüzeylerde yansıtabiliriz bilemiyorum. Ben sadece işi yıllardır bu olan bir insan için bu rakamların biraz daha farklı olması gerektiğini düşünüyorum, ama Profesör Mehrabian'ın araştırmasına katılan denekler veya yaptığı araştırma sırasındaki çevresel şartlar veya insanların genel yapısı böyleydi. Dolayısıyla da 7-38-55 ortaya çıktı. Başka araştırmalardaysa bu daha farklı oranlarda ortaya çıkabiliyor. %65'e %35 gibi ikiye de ayrılabiliyor. Yani şuradaki rakamlardan farklı bir takım sonuçlara da ulaşabiliyoruz. Örneğin kinesik biliminin kurucusunun yaptığı bir araştırma az önce söylediğim yüzdeleri vermiştir. Ama biz bu konuyu fazla dağıtmadan şunu ortaya çıkartmaya çalışıyoruz, şunu anlatmaya çalışıyoruz. Evet, iletişimde sözcükler kadar, ses tonu kadar bir de sözsüz iletişim çok değerlidir. Doğrudur. Buradaki yüzdeler doğru olabilir, olmayabilir, ama eğer bu 7-38-55 formülü olmasaydı belki de biz bu kadar laf etmeyecektik bu konuda. Bir şeyin altını çizdik demek ki, işte sözlü konuşma, dil, işte bu kod sisteminin dışında bir de eller, jestler ve mimikler, yüz hareketleri de buna destek oluyor ve bu da iletişimde çok önemli bir yere sahip. Şimdi az önce söylediğim gibi burada bir kere daha net olarak bunu veriyoruz. %7, 38 ve 55. Demek ki şunu anlatıyor bu formülle. Eğer sadece sıradan bir sohbet yapıyorsanız veya eğer topluluklara hitap ediyorsanız, sınıfta öğrencilere, daha sonra belki bir sahnede 100 kişiye, 1000 kişiye, burada bunu, özür dilerim, bunu bir şekilde göz önünde bulundurmalısınız ve beden dili eğitimini de almak zorundasınız. Niye? İleriki bölümlerde göreceksiniz, sözle beden dili uyuşmadığı zaman çok büyük problemler ortaya çıkabiliyor çünkü. Bunun örnekleri var. Bunların hepsi bir takım deneyimlerden yola çıkılarak işte verilen bir takım bilgiler. Yoksa bunlar gerçekten gözlenmemiş olsaydı, bunlar deneyimlenmemiş olsaydı bunları anlatabilme şansına sahip olmayacak. Bir de ilk izlenim var. Şimdi demek ki 7-38-55 formülüne göre iletişimde 38 ile hadi 55'i toplayalım ve
diğer tarafta işte sözsüz iletişimin olduğu yüzdeye bakalım. Bunlar birer gerçek ama bir başka gerçek daha var. İlk izlenim. İlk izlenim çok önemli. Hatırlayın, hepimizin hayatındaki ilkler unutulmaz. Çok özel yerleri vardır. Ben kendi adıma ilk öğretmenimi, tüm öğretmenlerimi zaten hiç unutmadım ama ilk öğretmenimi hiç unutmadım. Adıyla, soyadıyla, her şeyiyle hala zihnimdedir. Dolayısıyla da hayatımızdaki bir takım ilkler hiçbir zaman unutulmaz. Ne kadar sürede oluşur? Bununla ilgili sevgili öğretmenler, çeşitli bir takım rakamlar, çeşitli süreler verilebiliyor. 30 saniye de var, 4 dakika da var, 10 saniyede oluşur da var. Gerçekten ilk izlenim bu kadar sürede oluşabilir mi? Bu kadar çabuk mudur? İlk izlenim saniyeler içerisinde oluşuyorsa, yani ne kadar acaba gerçekten 3 aşağı 5 yukarı bir bilgi sahibi olabiliyoruz? Veya olabiliyor muyuz gerçekten? 1,5 dakikayla 2,5 dakika arasında olan bölüme ben daha çok inanıyorum. Bu bana daha tatminci geliyor. Bana saniyeler içerisinde 30 saniye, 40 saniye, 50 saniye gibi bir zaman dilimi içerisinde ilk izlenimin her şeyiyle oluşabileceği konusu bana pek doğru gelmiyor. Ben biraz daha fazla olması gerektiğini düşünüyorum. Neden? Şimdi karşınızdayım. Örneğin bu bölüme başladığınızda her şeyden önce anlattıklarıma odaklanıyorsunuz ama bir yandan da örneğin ceketimin rengine kravatla birlikte uymuş mu, içindeki gömlekle kravat ve ceket uyumu nasıl gibi önce bir dış görünüş, saçların işte taralı olup olmaması, tıraş vesaire. Bunların hepsi son derece önemli. Bakın burada giyim, renk seçimi, duruş, bakış, jest ve mimiklerin kullanımı dolayısıyla insanların o ilk izlenimde bir fikir edinebilmeleri adına birazcık zaman geçmesi gerekiyor. Bunu neden bu kadar özellikle anlatıyorum? Biraz sonra daha net olarak, daha somut olarak önünüze getireceğim. Bir de tabii ki şu var. İlk izlenimde en önemli faktörler hangidir? Acaba sesimiz mi, sözcüklerimiz mi? Mehrebyan'ın yaptığı araştırmanın paralelinde bir şey söylüyorum. Yoksa dış görünüş mü? Evet, ilk izlenimdeki en önemli oran dış görünüş. Sonra sözcükler ve ses tonu geliyor ama ikinci, üçüncü, dördüncü buluşmalarda artık dış görünüşün oranı azalıyor ve ses ve sözcükler ön plana çıkıyor. Bir de böyle bir gerçek var. Şimdi hemen başında konuşmamın dedim ki bugüne kadar hep şu ana kadarki bölümlerde hep sözlü iletişimden bahsettik ama artık işte bu sözü tamamlayacak sözsüz iletişimi, beden dilini aktarmak gerekiyor. Hemen görüyorsunuz ekranda bir slide var. Çeşitli insanların jest ve mimiklerine dair. Bunlar sadece minicik bir bölüm. O kadar çok ki bunları kategorize etmeye kalksanız bile bayağı işiniz zor demektir. Çünkü insanız ve insan olarak jest ve mimiklerimiz o kadar farklı ve o kadar çeşitli ki dolayısıyla bunları bir şekilde sayabilmek veya sıraya koyabilmek de mümkün değil. Ama şunu net olarak söyleyebiliyoruz ki sözümüze destek olacak olan beden diline ihtiyacımız var. Beden dilinin ne anlattığına ihtiyacımız var. Yani jest ve mimiklerin diline ne anlattığına ihtiyacımız var. Şimdi konuşurken ben de deminden beri jest ve mimiklerle sizlere hitap ederken bunlardan destek alıyorum. Hatta işte diksiyon eğitimi sırasında da yine jest ve mimiklerden destek almıştım. Duygu ve düşüncelerimizi pekiştirecek o anlatım, özellikle eğer yüz bölgesindeyse buna mimik diyoruz. El ve kollarla yapılan hareketlere de jest diyoruz. Bedenimiz konuşuyor, bedenimiz ipuçları veriyor. Bedenimiz bize dair bir takım ipuçları veriyor. Örneğin biliyor musunuz, jestleri çok fazla kullanan milletler hangileridir? Genellikle Akdeniz havzasında yer alan ülkelerdir, biz gibi. Veya Arap ülkeleri gibi veya Fransızlar gibi. Fransız filmlerine dikkat edin. Sürekli eller sürekli hareket halinde de. Biraz da Amerika kıtasında yine okyanus kıyısındaki bir veya iki tane ülke var. Özellikle futbola meraklı olan ülkeler. Onlarda da bu gerçekten jestlerin kullanımı çok fazla ve bu jestler de sözsüz iletişime dair bize pek çok ipucu verebiliyor. Ne yapıyoruz? Duruşumuzla insanlar arasında engel koyarak veya insanlar arasında engel koymadan daha farklı yaklaşarak bakışlarımızla, örneğin duruşumuzla pek çok şeyi anlatıyoruz. Sözsüz iletişimin ne olduğunu biraz daha detaylı anlatmaya çalışıyorum.
Özetle sözsüz iletişim bu alandaki hemen sözümün başında söylediğim gibi olmazsa olmazlarımızdan bir tanesidir. Nedir? Yine söyledim, bazen susmak da büyük bir cevaptır. O sessizlik anları var ya, insanlara çok şey anlatır. Ve gözlerimiz bazen öyle konuşur ki, hatta şarkılara bile konu olmuş. Gözler kalbin aynasıdır, yalan söylemez onlar diye. Çünkü ne biliyor musunuz? Ağız, sözcükler yalan söyleyebilir. Ama mimikler ve jestler, özellikle suskunluk anlarındaki hareketlerimiz yalan söyleyemez. Bunlara, bu hareketlere kolay kolay yalan söyletemezsiniz. Tabii ki bunun da yolu var ama konumuz bu değil. Susmak da çok önemli. Ayrıca sürekli konuşursak gerçekten, buraya yazmışım, pek çok şeyi de kaçırırız. Sürekli konuşmak da kötü. Her konuda konuşmak da kötü. Susmak da bir erdem. Çünkü sustuğumuz anda karşımızdakini ancak duyabiliriz ve ne demek istediğini anlayabiliriz. İnsanların, şimdi söylediğim gibi, insanların ne söylediğini duymazsak nasıl cevap veririz? Ve o cevaplarımız ne kadar etkili olur? Ve sürekli konuşursak bu jest ve mimikler gerçekten ne kadar daha uzun süre anlamlı bir şekilde devam edebilir veya dayanabilir? Şu cümleyi çok istiyorum, gerçekten bir yerde okumuştum. Bana ait değil, bir alıntı cümlesi. Altını da çizmişim. Bakalım neymiş bu. Kelimelerin gücünün farkında olmayan, ağzından çıkanın acısını çok çeker. Bu sözü çok seviyorum. Dolayısıyla da hepimizin yaptığı gibi, sizlerin, benim de mümkün olduğunca yaptığımız gibi, farkında olmadan yapsak da bu cümlenin hepimiz farkındayız, biliyoruz. Çok konuşsak da, işimiz bu olsa da, kelimelerin gücünün farkındayız ama bunun farkında değilsek, ağzımızdan çıkanın acısını çok çekeriz ve bununla ilgili yayın dünyasında, sahnede bir anda ağızdan çıkan bir kelimeyle hayatları biten ne çok insan tanıyoruz, değil mi? Dolayısıyla dil ve dilin kemiğinden de boşuna bahsetmemişler. Her şey deneyim sonucunda. Şimdi özellikle konuşurken bunları otomatik olarak yerine getiririz. Bazen jest ve mimiklerimizi yaparken bunlar zaten o doğaçlama konuşmamız sırasında otomatik olarak sözümüze destek olur. Yardımcı olur. Sözcüklerin dışındaki ikinci dilin, ya bir şeyler yapıyoruz da ne kadar farkındayız acaba? Veya bu dil neler anlatıyor? Gerçekten bilinçli olarak anlatmaya kalktığınızda insanlara ne mesajlar verebilirsiniz? Bu çok önemli. Farkında olmadan jest ve mimikleri kullanmak, tamam, sözümüze destek oluyor ama bildiğiniz zaman bazı hareketlerin gerçekten ne anlama geldiğini, işte o zaman sözünüze daha fazla destek oluyor sözsüz iletişim, yani beden dili, ve mesajlarınızı daha net ve daha kesin olarak iletebiliyorsunuz. Sokakta, her yerde sadece sözcüklerle bu işi yapmayız, beden diliyle yaparız. Şimdi türümüzün, insanlığın, insanoğlunun burada kodlanmış dil sistemiyle ilgili bir bilgi var. Ne zaman kullanmaya başladığını bilmiyoruz. Bu konuda çeşitli araştırmalar var, çeşitli görüşler var ama atalarımızın işte bu kodlanmış dil sistemini ne zaman kullanmaya başladıklarına dair bir fikrimiz yok. Ama yazıyı biliyoruz. Yazı yaklaşık 5000 yıl önce keşfediliyor ve günümüze kadar da gelmiş. En azından bu konuda bir bilgimiz var. Ama dil dediğimiz bu kodlama sisteminin ne zaman başladığına dair bir bilgimiz kesin olarak yok. Doğal olarak da, bakın doğal olarak da varsayabiliyoruz ki bu bilgiden yola çıkarak. Bu da ne? Bu da şu. Dil sembollerine geçmeden doğal olarak atalarımız, insanlar uzun süre nasıl anlaşmışlar? Tabii ki jest ve mimiklerle anlaşmışlar. Tam profesyonel anlamda beden dili midir? Bunu takdirinize bırakıyorum ama hayatlarını böyle idame ettirebilmişler. Çünkü ortada bir dil sistemi, bir kodlama sistemi yok ve sadece hareketlerle, bakışlarla derdinizi anlatabiliyorsunuz veya hayatınızı sürdürebiliyorsunuz. İşte konuşmaya başladığımızda bir anda mimiklerin ve jestlerin devreye girmesi de, bakın buraya yazmışım, otomatik olarak devreye girmesi de herhalde bir tesadüf olmamalı. Yani o dil dediğimiz kod sistemine geçilmeden önce atalarımızın, insanoğlunun, insanların o dil olmadan yaşantılarının temeli olan o hareketleri, biz de konuşmaya başladığımız andan itibaren bunların devreye girmesi bir tesadüf olarak görülmemeli.
bir nedeni olmalı. Bunların bugüne kadar taşınmasının, bunların hala dile destek olarak ortada olmasının da bir nedeni olmalı. Şimdi ben en azından radyoda çalıştığım yıllardan biliyorum. Haber merkezinde haberci olarak görevime devam etmeden önce mesleğe radyoda başlamıştım. Uzun yıllar radyoda çalışmıştım. Radyodaki programlarımdan biliyorum. Örneğin konuşurken tek başınasınızdır. Eğer program sunuyorsanız buradaki gibi herhangi bir şekilde konuklar veya bir başka programa katıldığımda bu fotoğrafı bulabildim, bunu koydum. O günlere ilişkin en azından paylaşabileceğim, burada paylaşabileceğim bir fotoğraf bulamadım. Programı tek başıma sunardım. Tek başımasınızdır. Camekanın öbür tarafında işte bu işin yönetimini yapan teknisyen görevli vardır. Ama siz stüdyoda, mikrofonla siz varsınız. Bu o anda bile, karşınızda kimse olmasa bile, işte o programı sunarken ben kendimden biliyorum, jest ve mimiklerim sürekli devrede olurdu, sürekli hareket halinde olurdu ki programcı insanların, radyoda çalışan insanların pek çoğunun da veya tamamının da yine aynı şekilde söyleyebilirim. Karşılarında herhangi biri olmadan yine tek başlarına o stüdyoda jest ve mimiklerini kullanarak çalıştıklarını biliyorum. En azından gülebilmek için yine bu gülme mimiğini yapmak zorundasınız ki buna sırıtarak bu işi yapmak veya fiyonk olarak yapmak da denir. Dolayısıyla karşınızda biri varsa iletişimin en önemli başlıklarından biri aynalama yöntemini kullanırsınız. Aynalama nedir? Hazır gelmişken onu da söyleyeyim. Eğer bir topluluğa hafif tebessümle veya işte bir güler yüzle ortalama bir dakika, bir buçuk dakika bakarsanız insanlar bir süre sonra sizi taklit etmeye başlarlar ve bir anda tebessüm ederler. Çünkü bir yandan da şu gerçek var, gülme bulaşıcıdır. Ama aynalama yöntemiyle insanlar sizin yüzünüzü taklit ederek o moda girerler. Bu da iletişimde son derece önemli bilgilerden bir tanesidir. Şimdi özgüven neyle kazanılır? Özgüvenin temelinde bilgi ve deneyim vardır. Bilgi ve deneyim olmadan özgüveni sağlayabilmek mümkün değildir. Tabii ki söz ve beden dili uyumu da bu anlamda son derece ve son derece önemlidir. Şimdi buraya bir takım bilgiler verdim ve en başında söylediğim yine bir konu vardı. Sözleriyle beden dili birbirine uymayan insanlar olduğunda ortaya çıkan durum aslında büyük bir ikilemdir, büyük bir çıkmazdır izleyenler için demiştim. Birazcık bunlara bakacağız. Sınıfa bir gelelim artık bu genel bilgilerden sonra. Bu genel bilgileri vermek zorundaydım çünkü beden dilinin önemini anlatabilmek için aslında zaman olsa daha başka saatler boyunca veya dakikalar boyunca yine beden diline ilişkin bir takım şeyleri anlatabilmek mümkün. Ama bu kadarlık yeter. Daha fazla da uzatmadan hemen sınıfa geçelim. Şimdi öğretmen sınıfta sadece öğreten kişi değildir. Aynı zamanda örnektir. Bir yandan da çünkü izleyicisi çok fazla kimler var? Öğrenciler var. Her an gözlem altında, her an göz altındadır öğretmen. Ve tabii ki öğrencilerine örnek olan kişidir ve öğrenciler izlerken sadece ağzından çıkan sözcükler, ses tonunu nasıl kullanabildiği, dilini ne kadar güzel kullanabildiğinin ötesinde bir de beden dili de hep ön plandadır. Aslında öğretmenin beden diliyle verdiği işte bakın mesajlar çok önemlidir ki bu mesajlar da yine sözleriyle, sözcükleriyle tutarlı olmalıdır. Niye? Kişiliğimizi yıllar sonra bizi biz yapan en önemli anlar hangileridir? Aile içinde başlayan sürecin ardından bir öğretmenin karşısında eğitim almaya başladığımız anlarda şekillenir kişiliğimiz ve bir öğretmenden aldıklarımızla veya almadıklarımızla o kişiliğimiz şekillenir ve oluşur. Onun için o dönem çok önemlidir. Onun için öğretmen çok önemlidir. Onun için öğretmenin sözcükleri, ses tonu ve beden dili çok önemlidir. Bunu yansımak mümkün değil. Bakın, hep altını çiziyorum beden dilinin önemini anlatabilmek adına. Eğer sözcüklerimizle beden dilimiz sınıfta eğer birbiriyle çelişirse, bir uyum içinde olmazsa ne olur? İşte sözünü ettiğim şey ortaya çıkar. Öğrenci çıkmaza girer ve öğrenme güçlüğü yaşar. Bu bir gerçektir, bu bir bilinen gerçektir. Dolayısıyla uyum halindeki bir anlatımda öğrencinin motivasyonu ve öğrencinin başarı oranı da yükselir. Öğrencinin öğrenme güçlüğü de ortadan kalkar. Öğretmenin ağzından çıkan sözcükler mi yoksa beden dili mi doğru? Eğer böyle bir ikilem ortaya çıkarsa yapılan araştırmalarda ortaya şu çıkmıştır sevgili öğretmenler. İnsanlar
Bu tür bir çelişki ortaya çıktığında beden diline inanıyor. Az önce söylediğim gibi dil yalan söyleyebiliyor ki sınıfla alakası yok tabii ki. Öğretmenin yalan söylediği anlamından yola çıkarak bunu söylemiyorum. Ama bu çelişkide eğer kalan bir insan varsa ki sınıftan bahsediyoruz, öğrenci varsa bu durumda o beden diline, beden dilinin mesajına güveniyor. Bu ikilem her iki taraf için de geçerli, öğretmen için de geçerli. Öğrencinin işte sürekli gözlediğinizde, siz bir soru sorduğunuzda veya herhangi bir şekilde bir konu hakkında konuştuğunda ağzından çıkanlarla o ilk anlarındaki beden dili arasında herhangi bir uyumsuzluk olduğunda tabii ki bu sözünü ettiğim durumlar onun için de geçerlidir. Şimdi neden bir yandan da bunları anlatıyorum biliyor musunuz? Bir kere dünyanın her yerinde her beden dili aynı anlama gelmiyor. Bunu bilmekte fayda var. Örneğin uzak doğudaki ülkelerin bazılarında şöyle bir şey yaptığınızda, gittiğinizde bir gezi dolayısıyla veya iş dolayısıyla gittiğinizde başınız belaya girebilir. Şöyle belaya girebilir. Biz çocukları sevdiğimiz böyle gördüğümüzde o minik yavruları nasıl severiz? Böyle başını okşar. Ay yavrum ne tatlıymış, ne şekermiş diye sınıfta yaparız, sokakta yaparız. Eğer o uzak doğu ülkelerinden bazılarında çocuğun saçını okşarsanız ailesi tarafından herhangi bir şekilde bir tepkiyle karşılaşabilirsiniz. Çünkü çocuğun ruhunun başının üzerinde olduğuna inanılır ve o ruhu kovduğunuz anlamına gelir onların gözünde veya zihniyetlerinde. Dolayısıyla her işaret dünyanın her yerinde aynı anlamı ifade etmez. Bu işarette olduğu gibi bunu denizin altında eğer dalgıçsanız, yüzeye çıkmak anlamında kullanırsanız veya tamam anlamında ama herhangi bir ülkede, başka bir ülkede bunu sokağın ortasında yaptığınızda başınız belaya da girebilir. Dolayısıyla demek ki her işaret dünyanın her yerinde aynı anlamı taşımıyor. Şimdi bir anımı anlatayım. Bu konuyla ilgili olarak İngiltere'ye dil eğitimine gitmiştim. Ve sınıftaki işte dünyanın çeşitli yerlerinden gelen arkadaşlarımız var. Hocamız Alistair Gordon son derece deneyimli bir öğretmen. Yılların deneyimiyle herkesi çok iyi tanıyor. Türkiye'den de gelen çok öğrenci var. Ama Hindistan'dan gelen öğrenciler var. Niye Hindistan'dan gelen öğrencileri anlatıyorum? Bunu söyleyeyim. Şimdi biz Türk öğrencileri olarak Hindistan'dan gelen arkadaşlarımızın, öğrenci arkadaşlarımızın dilini çözemedik. Ama hocamız biliyordu neydi? Örneğin Hintliler hayır demek için başlarını yukarı aşağı sağ. Bizde evet anlamına gelir değil mi? Veya tam tersi evet içinse başlarını iki yana. Ki Hintlilerde bu hareketlerin pek çok anlamı vardır. Hatta bir ara okumuştum, 20'ye yakın anlam da ifade edebiliyor. Bakın biz bunu öyle mi? Evet öyle deriz ama Hindistan'dan gelen öğrenciler bunu hayır anlamında söylüyorlardı. Bizim hayır dediğimizi evet anlamında kullanıyorlardı. Her beden dilinin de dünyanın her yerinde aynı anlama gelmediğini söyleyebilmek için özellikle altını çiziyorum, bir gün başınıza gelebilir diye. Biz de 3 ay sonra bu dili neyse çözebilmiştik. Tabii bununla birlikte algı süresini bilmek ve ayarlamak da çok önemli. Bunu beden dili içerisinde en başta söyledim, ilk izlenim dedim, 7-38-55 kuralı dedim. Bir de bir algı süresi var. Pek çok bu konuyla ilgili yorum var. Algı süresini ben genellikle derslerimde, bu tür seminerlerde soruyorum. Arkadaşlar diyorum, algı süresi size yaklaşık ne kadardır? 20 dakikadan yarım saate kadar çıkaran insanlar var. Kendi fikirlerini yoksa başka bir yerden mi öğrenmişler? Açıkçası bunu bilmiyorum ama şunu çok iyi biliyorum ki, özellikle biz yetişkinler için dahi algı süresi tam anlamıyla, yani karşımızdaki konuşmacıyı canı gönülden her şeyimizi vererek dinleme süremiz en fazla 5-6 dakikadır. 5-6 dakika neden 5-6 dakikadır? Bunun da bir takım ölçütleri vardır. Bunun da bir takım yan etkenleri vardır. Nedir bunlar? Ne dedim? İlk izlenimin ben 30 saniyede oluştuğuna inanmadığımı, 1,5 ve 2,5 dakikada oluştuğuna inandığımı söylemiştim ve bir takım bilgiler vermiştim. Çevresel faktörler, duruş, bakış, jest, işte dış görünüş, yani kıyafet, kıyafetin rengi. Burada da işte aynı şekilde var. Konuşmacının örneğin konuşma hızı. Eğer çok hızlıysa, bir at yarışı spikerine yakın bunu, yakın bir şekilde konuşuyorsa veya her bir sözcüğü tek tek bu şekilde konuşuyorsa
nasıl ortalama bir 20 dakikalık süreden bahsedebiliriz? Onun için ben bunun ortalamasını 5-6 dakika dedim. Niye sizin için önemli? Benim için önemli. Ben de çünkü sizin gibi profesyonelce tabii ki bunu yapmıyorum. Bir öğretici olarak işimi yapıyorum ama sizin profesyonel olarak mesleğiniz bu. Peki çocuklarımız için acaba özellikle ilkokul çocukları için? İlkokul çocuklarıyla lise dönemindeki çocukların algı süreleri de birbirlerinden farklıdır. Bence 10 dakikayla sınırlı tutmanız özellikle ilkokulda bir üst sınır olmalıdır. Çünkü algı süresi o kadar yüksek değildir. 3-4 dakika sonra azalmaya başlar özellikle o yaştaki çocuklarda. Dolayısıyla biliyorsunuz, yapıyorsunuz. Araya minik bir takım işte hep beraber yapılacak etkinlikler, birlikte yapılan oyunlar vesaire. Çünkü eğitmeye çalışıyoruz. O ağaçları yaşken eğitmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla da mesajlarımızın tam yerine ulaşabilmesi için o evlatlarımızın algı sürelerinin ne kadar olduğunu da bilmemiz gerekiyor ve bu şekilde bakmamız gerekiyor. Bir kere daha söyleyeceksem, özellikle ilkokuldaki evlatlarımızın, o yaştaki çocuklarımızın algı süresi 20 dakika değil. En fazla 10 dakikaya kadar çıkarabilmeliyiz. 10 dakikanın ötesine bana kalırsa çıkmamakta fayda var. Şimdi önce bir yavaş yavaş konulara girelim bakalım. Genel bilgilerin ardından şu anda bakışla ilk bölümü başlattık. Şimdi göz teması son derece önemli. Göz teması ile ilgili anlatılacak çok şey var. Hem verici hem de alıcı olma özelliğine sahip olduğu için sınıfla iletişimin, çünkü sınıftan bahsediyoruz, çünkü siz sevgili öğretmenlerle bu konuyu konuşuyorum. Sınıfta tabii ki önemli bir parça. Şimdi tabii göz temasında kültürel farklılıkları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Dünyanın her yerinde uzun süreli bakış insanları rahatsız eder. Bu bir erkeğin kadına bakışından yola çıkarak tutun, cinsiyetler arasındaki bakıştan tutun, her alanda geçerlidir. Çünkü belirli bir süre sonra insanlar acaba niye bana gözünü dikti bu kadar bakıyor diye tedirgin olmaya başlarlar ve akıllarına bir sürü soru gelmeye başlar. Onun için sınıfta hele özellikle ki ağacı yaşken eğitiyoruz, uzun süreli baktığında o minikler dahi ki her yaştaki canlı için geçerlidir bu, tedirgin olabilir. Bu ileriki yaşlarda, daha üst sınıflarda, lise dönemindeki çocuklarda tehdit olarak da algılanabilir veya başka bir anlama da gelebilir. Bu şekilde de algılanabilir. Dolayısıyla az önce söylediğim gibi tek bir bakış vardır. O da sevgiyle bakmaktır. Bakışın uzun değil, birkaç saniye içerisinde gerçekleşmesi ve genel olarak biz bakışla şunu söylüyoruz. Örneğin salonda mısınız? Örneğin sınıfta mısınız? Mümkün olduğunca göz göze gelin insanlarla ve herkesle birer ikişer saniye göz teması kurun.